Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok değerli yöneticileri, İstanbul İl Başkanım, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanım, Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok değerli örgütü, yazılı, görsel ve internet medyasının değerli temsilcileri, saygıdeğer konuklar. Şimdi Türkiye'nin tan vakti. Gün doğuyor, umut yeşeriyor. Barışa, özgürlüğe, adalete, birliğimize ve geleceğimize atılan cesur adımların sahibi Cumhuriyet Halk Partisi'nin saygıdeğer Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu buraya davet ediyorum. Arkadaşlar uyardılar, slogan atmayacağız. Teşekkür ederim. Sayın Genel Başkanım, sizleri saygıyla selamlayarak sözlerime başlamak isterim. Değerli yol arkadaşlarım, bir binaya sahip olmak elbette önemlidir. Ama bir binaya sahip olmanın çok ötesinde yaşadığı ülkeye sahip olmak çok daha değerlidir. Biz yaşadığımız ülkeye de sahip çıkacağız. O ülkenin var olan bütün sorunlarına talibiz. Bütün sorunlarına. Birileri ülkenin rantına sahip çıkabilir, ülkenin rantına talip olabilir. Ama biz yaşadığımız coğrafyadaki, sadece kendi ülkemizde değil, var olan coğrafyada bütün komşularımızla huzur içinde yaşamak ve var olan sorunları çözmeye talibiz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Yani halkın partisi'yiz. Ve biz 98 yıldır demokrasiyi bu ülkeye getirmek için çaba harcayan bir partiyiz. Az önce Sayın Altan Öğmen ifade etti. Mal varlıklarımıza el konuldu. Yılmadık. Genel başkanlarımız hapse atıldı. Yılmadık. Arşivlerimize el kondu. Yılmadık. Linç kampanyaları yapıldı. Yılmadık. Çünkü biz halk için, çünkü biz ülkemiz için çaba harcıyoruz. Bizim bireysel bir talebimiz asla ve asla olmaz. Bizim taleplerimiz, bizim beklentilerimiz toplumun huzur içinde yaşamasıdır. Bizim üstlendiğimiz görev tarihsel bir görevdir. Bu görevi üstlenen kişiler sıradan insanlar değildir. Cumhuriyet Halk Partili olmak sıradan bir partili olmanın çok ötesindedir. Cumhuriyet Halk Partili olmak ülkenin bağımsızlığından yana olmaktır. Cumhuriyet Halk Partili olmak demek adaletten yana olmak demektir. Cumhuriyet Halk Partili olmak demek sosyal devletten yana olmak demektir. Cumhuriyet Halk Partili olmak demek çağdaş eğitimden yana olmak demektir. Cumhuriyet Halk Partili olmak demek devlet yapılanmasında liyakatten yana olmak demektir. Cumhuriyet Halk Partili olmak demek hiç kimsenin kimliğiyle, inancıyla, yaşam tarzıyla ilgilenmemek demektir. Onları siyasete malzeme etmemek demektir. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partili olmak sıradan bir olay değildir. Biz tarihin bize yüklediği bir sorumluluğun altındayız. 100 yıl geçti. Tam bir 100 yılı devirdik. 2023'te 100 yılımızı tamamlayacağız. Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşları Cumhuriyeti kurduğunda bütün mazlum ülkelerin Cumhuriyete geçtiğini görüyorsunuz. Yani bizim devrimimiz sıradan bir devrim değil, mazlum ülkelerin önünü açan da bir devrim. Şimdi Cumhuriyet'in 2. yüzyılına gireceğiz. Ve biz bu güzel Cumhuriyet'i 2. yüzyılda demokrasiyle taşlandırma kararlılığındayız. Bunu beraber yapacağız. Birlikte yapacağız. Demokrasiyi gerçek anlamda ülkemize getirdiğimizde göreceksiniz siyasal anlayışı da, ekonomideki büyümeyi de, eğitimi de, hayatın her alanında büyük gelişmeleri göreceksiniz. Biz bunu yapacağız ve yaşatacağız. Bu konuda kararlıyız. Az önce söyledim, biz ülkenin sorunlarına talibiz. Çok ağır sorunlarımız var. Son kurultayımızda 5 temel sorundan söz ettim.
ve bu sorunların çözülmesi lazım. Bunları çözmek için de güçlü bir iradeye ve halkın desteğine ihtiyacımız var. Binalar güzel olabilir. Ben bazen yeni bina alındığında yol arkadaşlarıma şunu söylerim. Bina güzel ama sakın içeride fazla oturmayın. Bizim görevimiz dışarıda. Halkta. Bakın biz bugüne kadar siyasetçilerin rahatlıkla yapamadıkları bir şey yapmaya çalışıyoruz. Her sosyal kimliğin sorunlarını masaya yatırıyoruz ve her sosyal kimliğin sorunları nasıl çözülür onu anlatıyoruz. Taşeron işçiler bir sosyal kimliktir. Onu gündeme getiren ve onlara kadro verilmesini sağlayan parti biziz. Emekliler bir sosyal kimliktir. Onlara 2 aylık ikramiye verilmesini savunan ve sonunda çıkmasını sağlayan yine biziz. Apartman görevlileri hepimizin gördüğü ama kimsenin görmediği, fark etmediği o insanlara da sahip çıkmak bizim görevimizdir. Kim mağduriyet yaşıyorsa gelip rahatlıkla bizim kapımızı çalacaktır. Ve biz onu kucaklayacağız. Ve biz onun sorunlarını çözeceğiz. Bu vesileyle bütün yurttaşlarıma seslenmek isterim. Türkiye'deki bütün yurttaşlarıma, hangi partiden olursa olsun, her vatandaşın benim başımın üstünde yeri var. Binamız var, güzel. Bu binada oturacak mıyız? Evet, güzel oturacağız. Burada sorunları çözmeye kilitlenecek arkadaşlarımız. İstanbul gibi bir kentin sorunlarını çözeceğiz. Ama bir önemli karar verdik. İstanbul'a halkçı bir büyükşehir belediye başkanı seçtik. Beraber mücadeleyle seçtik. Onların uzun yıllardır yapamadıklarını bizim belediye başkanlarımız yapıyor. Ve bir şey daha çok önemli. Yine bütün vatandaşlarıma seslenerek ifade etmek istiyorum. Harcadığımız her kuruşun hesabını millete veren bir siyasi partiyiz. Harcadığımız her kuruşun hesabını. Dolayısıyla biz yeni bir siyaset anlayışını hayata geçireceğiz. Güzel bir siyaset anlayışı, ahlaklı bir siyaset anlayışı, kavgadan uzak bir siyaset anlayışını hayata geçireceğiz. 98 yıldır yıkılmadık, sonsuza kadar Türkiye ile beraber yolumuza devam edeceğiz. Biz bir çınarız. Biz bir çınarız. Bu çınarı kimsenin yerinden söküp atmaya gücü yetmez. Çünkü biz haklıyız. Çünkü biz adaletten yanayız. Biz insandan yanayız. Biz haklı olduğumuz sürece hayatımızı geleceğe yönelik sürdüreceğiz. Çünkü Mustafa Kemal güzel bir şey söylemiş. Güzel bir hedef göstermiş. Çağdaş uygarlık. Çağdaş uygarlaşacağız. Bu hedef bizi ölümsüz kılan, CHP'yi ölümsüz kılan temel hedeftir. Dolayısıyla bu hedefe kilitlendiğiniz andan itibaren çözemeyeceğiniz hiçbir sorun yoktur. Partimiz zaman zaman kapatıldı. Mal varlıklarına el konuldu. Arşivlerine el konuldu. Ama yaşıyoruz. Siyasi partilerin tarihlerine baktığınız zaman dünyada en köklü siyasi partilerden 4 veya 5 partiden birisi Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Milli Kurtuluş Savaşı'nı veren, bağımsızlığı sağlayan, demokrasiyi getiren, demokrasiyi savunan, herkesin kimliğine, inancına ve yaşam tarzına saygı gösteren, laikliği ne kadar değerli bir kavram olmanın ötesinde bir yaşamı güvence altına alan bir kavram olduğunu biz artık bugün toplumun her kesimine anlatmaya çalışıyoruz. Ve toplum da artık bunları kavruyor. Dolayısıyla önümüz açık. Önümüzde hiçbir engel yok. Sadece çalışacağız. Sadece çalışacağız. Sadece anlatacağız. Kavga etmeyeceğiz. Bizi kavga alanına çekmek isteyebilirler. Bütün arkadaşlarıma sesleniyorum. Sakin olacağız. Ne yaparlarsa yapsınlar, bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz. Ne yaptılar? İstanbul seçimlerinde Yüksek Seçim Kurulu'nu kullandılar. Başka organları kullandılar. Ağzımdan çıkan cümle şuydu: ben bu halkın ferasetine güveniyorum. Seçim mi? Bir daha gidelim. Farkı gördüler. Bu fark aslında toplumun sağduyusunu gösteriyor. Toplumun adalet duygusunu gösteriyor.
bu adalet duygusunu büyüteceğiz hep beraber. Efendim bina hayırlı uğurlu olsun. Umarım burada güzel çalışmalar yapılır. Bugüne kadar partimize emek veren, bugün hayatta olmayan değerli büyüklerimize rahmet diliyoruz. Onları saygıyla, sevgiyle ve şükranla anıyoruz. Aynı şekilde partimize büyük emekler veren, hala bu emeği sürdüren, düşünce olarak da bu emeği sürdüren parti büyüklerimize, ki ikisi şu anda karşımda, Sayın Öymen ve eski Büyükşehir Belediye Başkanımız. Evet, dolayısıyla parti büyüklerimize de her zaman saygı duyuyoruz. Saygı duymaya devam edeceğiz. Biz yürekli ve kocaman bir aileyiz. Bu aileyi büyütmek bizim elimizde ve biz bu çerçevede yolumuza devam edeceğiz. Bina tekrar hayırlı uğurlu olsun diyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Önümüzde bir bahar var. Önümüzde bir bahar var. Bu baharı yakaladık ve götüreceğiz ve büyüteceğiz. Umuyorum önümüzdeki süreç içinde hep beraber yolumuza azimle, kararlılıkla devam edeceğiz. Efendim hepinize tekrar teşekkürler, şükranlar. Sağ olun. Sayın Genel Başkanım Altan Öymen'i de buraya davet ediyorum. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızı buraya davet ediyorum. Sayın Sözen de geliyor. Arkadaşlarım kurdele hazırlıklarını gerçekleştirebilirlerse. Arkadaşlar kurdeleyi getirebilir misiniz lütfen? Arkadaşlarım getirin lütfen.